Vizelerden önce ben tüketici teorisi konusunu işlemiştim, şurada gördüğünüz. Dolayısıyla bu üretici teorisi ve maliyetler, bu konulara geçiş yapacağız şimdi bugün. Ama bu vizelerde tüketici teorisini işlemiştim ama sorumlu değildiniz galiba bu üniteden. İşte bundan sonra hani vizede dahil olmayan konulardan finalde sorumlu olacaksınız. Onu söyleyeyim. Yalnız bu yeni konulara başlamadan önce ben önce şunu yapayım. Aslında işsizlik konularını da şurada tartışmıştık. TÜİK yeni bir güncelleme yaptı. Dün işsizlik oranlarını açıkladı. Dün açıkladığı işsizlik oranlarında TÜİK işsizlik oranlarının geçen seneki benzer aya göre düştüğünü falan açıkladı. Biraz garip geldi bana. Onun için TÜİK'in web sayfasına girip baktım ne oluyor ne bitiyor diye. Birazcık o konuyu tartışacağım. Hani bir konularımızla da alakalı olduğu için. Ondan sonra da normal olarak dersimize dönüp üretici teorisini anlatmaya başlayacağım. Onun için birazcık güncel bilgi tartışması yapacağım. Şuradan gelen bir mesaj mı var acaba, onu göremedim. İşte cep telefonundan bağlansaydım onu görebilecektim ama şu anda bir bakayım mesajlara bir daha da tam şeye başlamadan önemli bir mesaj var mı yoksa yoklama mesajı mı geliyor? Şuradan bir girelim. Ben bazen katılamıyorum, ders kayıtlarını izliyorum ama canlı olarak tamam. Neyse, şimdi onlar sonraki işler. Tamam, bunlar kalsın, ben ders notlarına geri geleyim şimdi. Aslında ders notlarına geri gelmeden şimdi TÜİK'in web sayfasına bir bakalım. Ben şu anda benim browser'da TÜİK'in web sayfası açıktı galiba. Oraya gideyim ben şimdi. Sayfa yüklensin. Nerede? Niye gelmiyor? Sayfa burada. Sayfayı tazeleyelim bakalım. Sayfa tazeleniyor şu anda. TÜİK'in sayfası güncellendi. Evet, bakın şu anda TÜİK'in iş gücü istatistikleri Eylül 2020 için rapor var. Şimdi hemen başlığında işsizlik oranı 12,7 şeklinde gerçekleşti diye yazıyor. Sonra istihdam oranının da 44,1 olduğunu yazmış. Sonra aşağıya iniyoruz burada. Şimdi burada detaylar var. Şimdi erkek kadın ayrımına bakmadan şu sol tarafta toplamlara bakıyorum ve 2020'ye bakıyoruz çocuklar. Şimdi şurada 2020'ye baktığımızda, hatta şöyle büyütelim birazcık şurayı. 2020'ye baktığımızda iş gücüyle ilgili bilgiler var. Yani ekonomik aktif nüfus 62 milyon küsürmüş. İş gücü 31 milyon küsür. İş gücü tabii nereden kaynaklanıyor? İstihdamda olanlar, yani 27 milyon artı nerede? 27 milyonla şu işsizlerin oranı, işsizlerin sayısı 4 küsür milyon var. Bunları topladığınız vakit 31 milyon iş gücü oluyor. Sonra bu işsizlerin o rakamını, yani 4 milyon küsürü iş gücüne bölünce işsizlik oranı çıkıyor. Bu bölme işlemi yapılmış ve işsizlik oranı şurada 12,7 olarak açıklanmış. Ama 2019 senesinde, bir önceki senede 13,8 gözüküyor. Allah Allah diyorum ben şimdi. Nasıl oldu da 13,8'den 13,7'ye, 12,7'ye indi? Üstelik 2019 Eylül'ünde pandemi de yoktu. Ama şimdi pandemi var ve işsizlik oranlarında nasıl bu düşme oldu? Şimdi soru bu. Yani burada bir problem var diye düşünüyoruz. Onun için burada detaylı olarak bakmak istedim. Şimdi de ilk dikkatimi çeken istihdam edilen nüfus. İstihdam edilen nüfus, bakın bir önceki senede 28 milyondan 27 milyona inmiş. Yani istihdamda olanların sayısı azalmış. Demek ki yani hani yeni işler iş yaratma açısından istihdamda çalışanların sayısında bir azalma var. Bu bayağı bir garip. 733 bin kişi azalma var burada. Bu bir garip zaten. Yani bu aslında işsizlik rakamlarının garip olduğunun göstergesi bana göre. Ondan sonra acaba dedim ne oluyor burada? Şimdi TÜİK'in burada detaylı olarak bu raporda her şeyi yok. Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum, şöyle kendimi de birazcık kenara çekeyim şimdi şöyle. Bu sayfada raporu birazcık küçültmem lazım galiba sayfayı. Sonra bu sağ tarafta TÜİK'in şey var. Hani ana raporda yok ama sağ tarafta böyle bir tablolar falan var. En aşağıya gidince
bu tablolar ve bülteni indir diyor. Bu tablo ve bülteni indir dediğimiz vakit bize daha detaylı bilgiler geliyor. Şimdi sonra buradan tabloları ve bülteni ben indirdim. Şimdi indirdim kendi bilgisayarıma. Kendi bilgisayarıma indirdiğimde şurada geldi. Bu şey. Böyle bir dosya. Şimdi bu dosyanın içine giriyoruz. Sonra bu dosyanın içinde tablolar diye bir şey var. Haber bülteni, demin gördüğünüz haber bülteni. Ama sonra burada tablolar diye bir yer var. Bu tabloları açıyorum. Şu anda benim Excel'im açık olduğu için şuradan açmıyorum. Excel şeyine tıklıyorum şimdi şurada. Tablolarım açık olması lazımdı. Evet, Excel'e basayım. Ha, Excel geldi şimdi. Excel tablosu olarak indirmiş olduk. Şimdi kendimi de birazcık şöyle kenara çekelim. Şuraya bakalım. Şimdi bu tablolar çocuklar. Burada indeks var ilk başında. İndekse geldik. Bu tablolardan T1, T2, T3 diye neler olduğunu yazıyor. Şu T1, T2, T3'ler de Excel sayfaları. Şimdi burada benim asıl dikkatimi çeken şu. İş gücüne dahil olmayanların nedene göre dağılımı diye T6 numaralı tablo. Dolayısıyla burada T6 sayfasına gelip tıklıyorum. Buraya tıkladığımda hemen burada toplam kısmına bakıyorum. Toplam kısmı 2019 ve 2020 var burada. Şimdi burada neden hani iş gücünde değillermiş diye soru var tabii. O sorulara göre yapılan dokümanlar var. Hemen ilk dikkatimi çeken burada iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar. Yani ben bunları dersimizde cesareti kırılmış işçiler diye tanımladım. Yani umudunu yitirmiş işçiler veya cesareti kırılmış işçiler diye tanımladım. Hemen buraya bakınca şimdi çocuklar, hatta elime kalemi de alayım. Şöyle üzerine de çizebiliyor muyum bunun? Çizebilirim herhalde. Bakalım. Evet, şöyle bir kırmızı aldık elimize kalem. Şimdi şu dakika şeyi de kenara çekeyim şöyle. Önümdeki klavyeyi. Şuradan bakıyorum. Ya iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar. Bakın bu 2.246.000 2019 senesinde. Burası 4.136.000. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani bu insanlar iş aramadıkları için işsiz sayılmıyorlar. Çünkü işsiz sayılmanız için iş aramış olmanız lazım. İş aramadıkları için işsiz çalışmıyorlar. Ama diyorlar ki biz çalışmaya hazırız. İş bulsak çalışacağız. Yani aslında işsiz sayılmaları lazım gibi. Ama resmi tanımlamaya göre işsiz sayılmıyor. Çünkü iş aramadıkları için. Şimdi bu sayıda acayip bir artış var. 2 milyon küsürden 4 milyon küsüre çıkmış. Neredeyse iki misli yani. Tamam mı? İşte bu artıştan dolayı bu 2 milyondan 4 bilmem neye çıkmış ya. Şimdi yapılması gereken şey bu rakamları alıp TÜİK'in raporundaki şuradaki nerede şu rapora geldim. Şuradaki işsizlerin sayısına eklememiz gerekiyor. Yani işsizlerin sayısına şuraya eklememiz gerekiyor. Buraya eklediğimiz gibi aynı zamanda buraya eklendiğinden dolayı tabii iş gücü rakamlarına da eklememiz gerekiyor. Ondan sonra bu iş gücü rakamlarına da eklendikten sonra her ikisi o zaman bu 4 milyon oluyor 8 milyon. Öbüründe de işte 2 milyondu galiba bir önceki. O da burası da 2 milyon oluyor. Şimdi buraya 4 milyon, buraya 2 milyon ekleyince tabii ondan sonra şu iş gücülerine de bu rakamları ekledikten sonra tekrar işsizlik oranlarını şimdi gerçek yani fiili işsizlerin sayısına göre işsizlik oranlarını hesapladığınızda bu tabloda gördüğünüz gibi işsizlik oranı aslında neredeydi? 13,8'den 12,7'ye inmiyor. Aksine çok daha yukarılara çıkıyor. Yani isterseniz bu işlemi yaparsak göreceksiniz. Yani işsizlik oranı bayağı yukarıya çıkıyor. Ha demek ki yani işsizlikte burada azalma varmış gibi gözükmesine rağmen gerçekte işsizlikte bir azalma yok. Zaten istihdam edilenlerin sayısı azalmış. Bir de yani insanların cesareti kırılmış, umudu kırılmış. Artık bu insanlar hani iş aramaktan vazgeçmişler. Yani arıyor, 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 arıyor aylarca iş bulamıyor. En sonunda diyor arasam da iş bulamıyorum nasılsa. İş aramıyor o zaman. Ama gidip sorduğunuz vakit sen çalışmaya iş olsa önünde şöyle bir iş olsa çalışır mısın dendiğinde çalışırım diyor adam. Yani çalışmaya hazır ama iş aramadığı için işsiz sayılmıyor. Onun için
Televizyonlarda da bazen görürsünüz işte bunlar gerçek işsizlik sayısı doğru değil falan diye. Bunun sebebi işte buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben bunu niye yaptım? TÜİK işte bu rakamları yayınlıyor. Ondan sonra da diyorsunuz işsizlik azalmış. Bak ne kadar güzel oldu falan başarı. Halbuki burada bir başarı yok yani çocuklar, tamam mı? Şimdi asıl Hocam önemli olan çok özür dilerim. bir dakika. Şuraya el Derse getireyim. Asıl giremeyen önemli olan arkadaş var mı? bir dakika, şimdi ben dersi anlatıyorum. Şurada önce şunu bitireyim. Asıl önemli olan burada iş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısının 2 milyon küsürden 4 milyon küsüre çıkmış olması. Yani asıl problemi Türkiye'nin bu. Yani işsizlikle olarak ilgili olarak problem bu. Derse giremeyen öğrenci kim çocuklar? Yani ders şeye kayıtlı değil mi onlar? Kayıtlı Bize hocam. kayıtlı olmayan öğrenci. He? Kayıtlı hocam. Leyla Botan. Hocam herhalde arkadaş. Burada yazmıştı. O zaman siz oradan kendiniz davet edin. Görebiliyor musunuz mu siz? Görüyoruz hocam. Şey yapmamız lazım herhalde. Yani şimdiye kadar derse hiç mi giremiyormuş ki bu öğrenci? Bir Arama dakika. Hocam arama gönderirseniz girebiliyor muyuz? Ne gönderirse ki? Arama gönderirse. Öyle yazmışlar. Allah Allah. Dur bakayım şuraya, katılımcılara bir bakayım. Kimmiş bu öğrenci? Katılanlar burada. Leyla Totan. Totan şu mu? Evet hocam. Nerede Leyla? Çıkmadı. Bu nereye kayboldu Leyla? Gördüm, ekran geldi. Burada yok. Ben nereden göndereceğim ki onu aramayı, anlamadım. Tümünün sesi ad yaz diyor. Katılımcılar davet et, var mı burada? İzin yok. Ad. Leyla. Leyla'ya basınca da bulamıyorum. Ha şurada aranıyor diye. Aranıyor diye çıktı şimdi Leyla. Herhalde katılacak herhalde bundan sonra. Aranıyor dendiğine göre. Tamam mı? Tamam hocam. Tamam. Ben yani şurada aranıyor diye yazıyor. İnşallah katılır. Katılmazsa artık videoları izler. Tamam. Katılınca Leyla buradayım diye bana mesaj atsın. Yani gruba, yani buradaki şeyden, sistemden. Tamam mı? Neyse ben şimdi derse bir dönüş yapayım bakayım. Şu ekranı kapatayım şöyle. Evet, yani şimdi o zaman işsizlikle ilgili böyle bir tartışmayı yaptık. Tamam mı? Gördüğünüz gibi yani asıl sorun burada yani iş aramaya arayıp çalışmaya hazır olanlar. Bu sayı bayağı büyük miktarda artmış. Tabii başka detaylar da var. Neden hani çalışmadığına dair. Şimdi normal olarak TÜİK'in bu detayları bakın gördüğünüz gibi indirdiğim bu Excel dosyasında falan var. Ama normal TÜİK'in raporuna gidince TÜİK'in raporunda bunlar yok. Hani millet bunu görmüyor. Yani genel olarak işte buna bakıyorlar falan, görmüyor tabii. Hani detaylara bakınca aslında hikaye farklı hikaye. Tamam mı? Bunu anlatmak istedim. Dün dikkatimi çekti. Ben de şaşırdım böyle nasıl oluyor diye, işsizlik düşmüş diye. Ama öyle değil yani gerçekte. Tamam mı? Evet. Bu şekilde bunu bir not etmiş olalım. Şimdi gelelim normal dersimize. Evet. Şurayı kenara çekelim şimdi. Ders notlarıma geleyim. Excel'i de kapatayım. Siz de bunu... Aslında ben bundan önceki, Eylül ayından önceki TÜİK raporunu dosyalar kısmına yüklemiştim. Oraya bakabilirsiniz. Yenisini de TÜİK'ten indirmek gerekiyor. Kaydetme diyelim buraya. Üzerine çizdiğim için kaydedeyim mi diye soruyor bana. Onu kaydetme diyelim. Dersimize geri gelelim. Evet, şimdi kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz. Tamam mı? Evet, şimdi neredeydik bakalım. Ha, kendi görüntümü de kenara çekmiştim galiba. Onu da şöyle bir şey yapalım, şöyle alalım. Bugün tüketici teorisi kısmına onu yaptık, pardon. Üretici teorisine başlayacağız. 12-10. Bugün ayın 10'u galiba, değil mi? Yok, 11 olmuş ya. Aslında şurayı
12-11. Bugün ayın 11'iymiş. 12-11. Evet, bugünkü tarihle dersimize buradan başlayalım. Şu içindekiler kısmını kenara biraz daraltayım. Bana daha geniş yer olsun. Şöyle şunu da böyle büyütelim şöyle birazcık. Evet, şimdi yavaş yavaş bugünkü dersin konularını işlemeye başlayalım. Tamam, şuradan şunları da kapatayım. Şimdi ürettim. Ya cepten şey yapsam gelen görüntüleri göreceğim ama şimdi ne yapabiliriz? Cepten bir daha deneyeyim de şu ayarları. O Zoom değil ya, neydi bu? Teams Meeting. Genelde toplantı var. Kayıt devam ediyor diyor. Toplantıya nasıl katılacağız? Başlatmak değil, mevcut toplantıya katılmak istiyorum. Cepten katılamıyorum, Allah Allah. Kayıt devam ediyor diyor. Yok, olmuyor. Anlamadım ben de. Neyse. Onu yapamadım. O zaman buradan devam ederiz. İkide bir şey. Öbür ekrana bakmak zor geliyordu. Onun için şey yapmıştım ama. O zaman şöyle yapalım. Şimdi biz dersimize başlayalım. Fazla oyalanmayalım artık. Şimdi bölümün içeriği. Önce üretimden bahsediyoruz. Tamam mı? Önce kısa dönemde üretime bakıyoruz. Daha sonra da uzun dönemde üretime bakacağız. İçerikte gördüğünüz konular bunlar. Şimdi üretime gelince. Üretim işte üretim fonksiyonuyla ifade ediyoruz. Üretim fonksiyonu işte burada iki tane girdi varsayılarak, girdilerin biri K sermaye, L de emek olduğundan dolayı emek sermaye varsayımı altında ve burada Q de üretim miktarı, yani üretim miktarı K ve L'nin fonksiyonudur diye bu denklemde, yani şu fonksiyon olarak yazılmış burada. Aslında tabii üretim faktörleri daha fazla, biliyorsunuz toprak var, hani müteşebbis yani girişimci falan var. Ama basitleştirmek için biz iki tane kullanıyoruz burada. Hani dört tane de yazabiliriz. Basit olsun diye. Çünkü iki eksenli grafikte göstereceğimizde. Birisi sesi kısım mikrofonda. Kimin mikrofonu açıksa kapatsın. Allah Allah. Nerede şu mikrofon? Katılımcıların tümünün sesi kapalı zaten. Sessize alalım. Evet, şimdi neredeydik ha? Evet, şimdi çocuklar evet, sermaye ve emekten bahsettik burada. İki tane basitleştirmek için üretim faktörünü biz bu fonksiyonun içine koyduk. Şimdi üretim yani neymiş? Bu KLL'nin bir fonksiyonuymuş. Şimdi dedik ya, biz üretimi kısa dönem, uzun dönem diye ikiye ayırıyoruz. Şimdi kısa dönemle uzun dönemin ayrımı şu şekilde. Hani kısa dönemde çocuklar, bu girdilerden en az bir tanesi sabit olması lazım. Mesela sabit yapmak istersek K'nin üzerine bir çizgi koyarsam bu şekilde, bu K sabit demek. Veyahut da L'nin üzerine bir çizgi koyarsam L sabit. Ya o zaman da K değişken demek. Ama biz bu dersi anlatırken genellikle K'yi sabit tutacağız. Ama L'yi de değişken kabul edeceğiz. Eğer işte girdilerden en az bir tanesi sabit olursa o zaman kısa dönem. Kısa dönem olacak. Tamam mı? Ama bu eğer K sabit olmazsa, yani K ve L ikisi de değişken olursa o zaman da uzun dönem olacak. Tamam mı? Önce bunu belirtelim. Yani kısa dönemi, uzun dönemi biz girdilerden en az birinin sabit olup olmamasına göre tanımlıyoruz. Yani 3 ay, 6 ay, 4 ay gibi yani bir zamanla ifade etmiyoruz. Tamam mı? Girdilerin sabitliğine göre bunları ifade ediyoruz iktisatta. Evet, burada da şimdi size o şekilde anlatılmış zaten. İşte kısa dönem en az bir üretim faktörünün miktar ve kalite açısından değiştirilmesinin mümkün olmadığı zaman dilimi. Yani sabit. Değil mi?
Evet, bu şekilde de kısa dönemde sermaye sabit faktör iken emek değişken faktör olarak kabul ediyoruz. Bizim anlatımlarımızda az önce söylediğim gibi. Şimdi buna göre bir tane tablo oluşturduk. Şimdi bakın bu tabloda K hep 5 aşağı doğru sabit. Ama L değişken çünkü aşağı doğru indikçe L artıyor. Tamam mı? Yani o zaman burada kısa dönem gözümüzün önünde var. Bu TP'nin yerine çocuklar ben bazen Q kullanıyorum. TP demek Q demek. Yani TP total product İngilizce veya toplam ürün Türkçe. Bu Q de miktar demek zaten. Hani Q veya TP diye görürseniz şaşırmayın. TP eşittir Q. Tamam mı? TP pardon. TR değil de. TP eşittir Q. Yani o şekilde notlarda karıştırmayın. Onu söyleyelim. Yani o zaman ben burada ne yapıyorum? Emek miktarını birer birer arttırıyoruz. Emek miktarı artınca da üretim miktarları artıyor. Aşağıya doğru indiğinizde. Ama şimdi ne oldu? Dikkat ederseniz bu üretim miktarlarını artıyor, artıyor. En son 112'ye kadar arttı. Ondan sonra da azalmaya başladı. Yani üretim miktarı belli bir zamana kadar artıyor. Sonra azalıyor. Tamam mı? Böyle bir tablo görüyorsunuz burada. Şimdi buradan bir de yeni tanımlamalarımız var. AP bir de MP. Şimdi çocuklar bu emeği sabit tuttuğumuz için, sermayeyi sabit tutup emeği değişken yaptığımız için ben şunları aslında şöyle yazsak daha iyi olur. APL, MPL. Yani bunun anlamı emeğin ortalama ürünü. Şunun da anlamı emeğin marjinal ürünü. L'yi koydum ki emek olduğu anlaşılsın diye. Eğer sermaye olsaydı K yazacaktım o L'lerin yerine. Ama burada değişken olan emek olduğu için emeği yani L'leri yazdım. APL, MPL diye yazdım burada şimdi. Yani emeğin ortalama ürünü ve sermaye emeğin marjinal ürünü. Bu da tanımlama. Yani Q bölü L, isterseniz Q ile de yazabiliriz. Q bölü L, şurası da delta Q bölü delta L diye de yazılabilir. Tamam mı? Bazen Q'yu bazen TP'yi kullanıyoruz ya. Onun için şurada da AP ve MP hesaplanmış durumda. Şimdi gayet kolay. Zaten hani şurada mesela önce bakalım. Şu marjinale bakalım. Marjinalde delta L'ye bölüyorsunuz. Ama L'deki değişimler hep 1 olduğu için zaten 1'i yazmasak da olur. Çünkü 1'e bölünen her şey kendisine eşittir. Dolayısıyla Q'deki değişimlere bakacağız. Burada 10'a çıktı. 10'dan 30'a, 30'dan 60'a çıktı. Buradaki değişim 10. Şuradaki değişim 20. Buradaki değişim 30. 10, 20, 30. Gördüğünüz gibi MP bu şekilde hesaplandı. AP gayet kolay çünkü TP'yi L'ye bölüyoruz. Mesela 80 bölü 4 eşittir 20 veyahut da 100 bölü 10 eşittir 10 gibi. Değil mi? Bu şekilde AP'leri de hesaplaması gayet kolay. AP'ler ve TP'ler burada hesaplanmış gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Bunun bir de grafiğini görelim. Grafiği de şu aşağıda gelecek şimdi. Bakın grafikle beraber tablo da var. Ama bu tabloda K'leri yazmadık çünkü K'ler zaten sabitti. Şimdi dikkat ederseniz yani Q üretim miktarı. Şurası üretim miktarı. Üretim miktarı artıyor çocuklar gördüğünüz gibi. Belli bir yerde şurada zirveye çıkıyor. Bu zirveye çıktığı yer şurada neresi? 112 olduğu yer yani. Ondan sonra tekrar azalmaya başlıyor. Sonra AP ile MP'nin grafiği de burada yapılmış. Şu AP, şu da bir dakika, bu AP değil. Şurası, şu MP, şu da AP. Tamam mı? Yani mavi olan MP, kırmızı olan AP oluyor. Yani şimdi bu şekilde bunun grafiği de çizilmiş durumda. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Bu üretimin maksimum olduğu yani şu D noktasında çocuklar D noktasında MP 0. Her zaman böyledir. MP üretim maksimumken MP 0'dır. Bu her zaman böyle olacak. Bu özelliği mutlaka bilmeniz lazım. Bu matematiksel bir özellik. Ondan sonra bir önemli özellik de şurada. Şu E noktası yani MP ile AP'nin kesiştikleri yer. İşte bu ikisinin kesiştikleri yerde de çocuklar AP maksimum. Yani AP'nin maksimum olduğu yer. Yani aşağı yukarı 4'ün olduğu yer. Tablodan da bakarsak AP'nin maksimum olduğu yer 20 değeri. Şurası 4. Değil mi? MP ile eşit.
x'in eşit olduğu yerde AP maksimum olur. Her zaman bu böyle olması lazım çocuklar. Ve aslında bizi de ilgilendiren kısım, yani şurada, şu E noktasıyla şu sıfır noktasının arasındaki şu yeşil bölge. Yani şöyle, aslında orayı da şöyle yapalım, sarıyla yapayım. Şu sarı bölge bizi ilgilendiren kısım. Çünkü bu firma ne kadar işçi istihdam edeceğini bu sarı bölgeye göre karar verecek. Mesela ücret diyelim ki 10 liraysa, şurada 10 rakamı var ya, hani reel ücret 10 liraysa, o zaman reel ücretin şu yeşil çizgiyi, yani sarı çizgiyi şu kestiği noktadan aşağı ineceksiniz. Ha, diyeceksiniz ki o zaman bu firma 6 tane işçi istihdam edecek. Ha, demek ki ne yapıyoruz? Yatay bir şekilde ücret çizgisini çiziyoruz. Bu ücret çizgisinin MP'yi kestiği yerden aşağıya dikme iniyoruz. Ve bu firmanın kullanacağı optimum işçi miktarını buluyoruz. Onun için bize bu sarı bölge önemli. Firma bu sarı bölgenin dışında bir yeri kullanmıyor yani. Eğer ücret çok yüksekse burayı kullanamıyor. Zaten firma o zaman üretim de yapmıyor yani, anlaşıldı mı? Zaten eksi olduğu yeri de kullanmıyor. Yani sıfırın altındaki kısmı da kullanmıyor. Dolayısıyla bu sarı bölge bizim için önemli. Ücretin nerede olduğu önemli. Yalnız buradaki ücret çocuklar, şuraya W diyelim. Ücreti ben W ile göstereyim. Ama bu W reel ücret olacak. Ne olacakmış? Reel ücret. Nominal değil. Nominal değil. Reel ücret neydi? Enflasyona göre ayarlanmış. Yani şöyle yapabilirsiniz. Yani fiyatlar genel seviyesini P ile gösterirseniz W eşittir. Yani W reel diyelim böyle, eşittir W nominal bölü fiyatlar genel seviyesi. Bu reel ücret oluyor. Tamam mı? Bu şekilde, bu yeşili de o şekilde düşünürseniz yatay çizgiyi. Evet, bu firma 6 tane işçi istihdam edecek diye söyleyebiliriz. Tamam mı? Şimdi bu kısa dönem analizini bu şekilde anlattık. Şimdi de zaten az önce söylediğim konuları burada da yazıyla yazdık. İşte marjinal ürün ortalama üründen en fazla olduğu sürede ortalama ürün artar. E noktasının solu, E noktasının sağı diye. Zaten dikkat ederseniz E noktasının solu sağı şurası. Yani ikisinin kesiştiği noktaya referans veriyor burada. Değil mi? Bu şekilde. Orası önemli ama bizim sağ tarafı önemli. Firmalar için sağ tarafı önemli. Tamam mı? Burayı bileceğiz. Zaten şimdi bu sarı, temin ben burayı sarı yapmıştım, silindi. Şu sarı kısım çocuklar, azalan verimliler yasası ile alakalı. Yani diyoruz ki belirli bir seviyeden sonra ne oluyormuş? Marjinal ürün önce artıyormuş ama sonra azalıyormuş. İşte bu azaldığı, yani verimliliğin azaldığı kısımda azalan verimler kanunu olarak geçiyor. Şimdi benim şurada yapmak istediğim şöyle bir husus var. Önce tabloya geri gelerek yapacağım onu. Onu da şöyle yapalım. Birazcık tabloyu temizleyelim. Şöyle yapalım. Şurayı da sileyim. Şuraya yeni şeyler yazacağım şimdi. Evet, kalemle siliyorum. Silgisiyle sildik şimdi orayı. Şimdi şöyle. Birinci işçi, ikinci işçi, üçüncü işçi. Bunları kişi olarak kabul edelim. Bir, iki, üçüncü işçi. Elime 400 bin kalem alayım. Şimdi şöyle yapalım. Birinci işçi Ayşe olsun. Veya bayan ismi çıktı bugün. Ayşe. İkinci işçi Fatma olsun. Tamam mı? İkinci işçi Fatma olsun. Şimdi Ayşe'yi aldık. Üretim ne kadar? Ayşe'yi aldığımızda üretim 10. Fatma işe girdi. Üretim ne oldu? Toplam üretim 30 oldu. Şimdi marjinal ürün üretim ne kadar? Ayşe için marjinal üretim yani şu, yani Q, şurası da MP diyelim. Ayşe geldiğinde Ayşe'nin marjinal üretimi 10. Sonra Fatma geldikten sonra 30. Orası da 20 oldu. Yani burada diyoruz ki Fatma gelince ilave üretim 20 birim arttı. Mesela bu bir pizzacı olsun. 10 pizza yerine 20 pizza. Şimdi acaba bu Fatma Ayşe'den daha mı becerikli yani? Neden Ayşe gelince 20'ye çıktı? 20, pardon. Neden Fatma gelince üretim 30'a çıktı? Fatma'nın katkısı 20 ama Ayşe'ninki 10. Ayşe de
Ayşe mi becerikli, Fatma mı becerikli? Fatma daha mı becerikli burada Ayşe'den? Ne dersiniz? Sesinizi kıstım ama hani cevap veremeyebilirsiniz. Şimdi böyle bir soru var. Demin birisinin mikrofonu açık olduğu için ses kıstım çocuklar. Şimdi bu sorunun cevabını ben vereceğim şimdi. Neden böyle oldu diye, değil mi? Ama birazdan vermeden önce şöyle yapalım şimdi. Ben bu işçilerin isimlerini değiştireceğim. Burayı Fatma yapacağım. Burayı da Ayşe yapacağım. Yani ters yaptık şimdi. Önce Fatma başladı, sonra Ayşe geldi işe. Şimdi ama bu rakamlar değişmiyor. Yani burada demek istiyorum ki birinci işçinin, ikinci işçinin kim olduğu önemli değil. Dolayısıyla ne Ayşe Fatma'dan üstün ne de Fatma Ayşe'den üstün. Yani önemli değil. Peki neden bu böyle oluyor? Sebebi şu, iş bölümü. Neymiş? Sebebi iş bölümü. Yani burasını bir pizzacı diye düşünürseniz ilk önce sırf Fatma varken mesela diyelim. Sırf Fatma varken Fatma hem pizzayı pişiriyor, hem kasaya bakıyor, hem garsonluk yapıyor. Her bir şeyi o yapıyor. Ama Ayşe de gelince işe, o zaman ne oldu? Birisi fırına geçti, birisi pişiriyor, birisi garsonluk yapıyor. Yani iş bölümü oldu. İşte iş bölümü olunca, o zaman aynı işi tekrar tekrar yapınca bu sefer iş bölümü uzmanlaşmaya sebep oluyor. Uzmanlaşma diyelim. Uzmanlaşmaya sebep oluyor. Ve uzmanlaşma ne yapıyor? Üretkenliği arttırıyor. Uzmanlaşma üretkenliği yani veya verimliliği arttırıyor. Arttırıyor. Değil mi? Uzmanlaşma üretkenliği arttırıyor. Dolayısıyla onun için burada yani ikincisi geldiğinde ikincisinin katkısı daha fazla. Hakikaten şimdi daha devam ederseniz bu tablodan, üçüncü işçi geldiğinde onunki daha fazla. Yani gerçekten üretkenlik artmış oluyor. Peki 30'dan sonra tekrar üretkenlik neden düşmeye başlıyor? Yani 30'a geldi, bu sefer de 30'dan sonra üretkenlik düşüyordu. Hani üretkenlik artıyordu? Şimdi üretkenlik neden düşüyor? İşte üretkenliğin düştüğü bölge, şu MP'nin azaldığı bölge. Şuradan başlayarak. Üretkenliğin düştüğü bölge, MP'nin azaldığı bölge, o bölgede azalan verimler yasasını referans verilen bölge. Aslında azalan verimler bölgesi tam şu düşmenin başladığı şuradan başlıyor. Peki o zaman üretkenlik yani verimlilik neden azalıyor? Bunun sebebi de çocuklar, bu sefer de şöyle yapalım. Yani neden azalan verimlilik? Neden azalan verimlilik diyelim. Bunun sebebi de şu. Çünkü yani diğer girdi dediğimiz sermaye. Diğer girdi sabit. Yani sermaye sabit olduğundan dolayı verimlilikte azalma var. Yani şöyle bir başka örnek vereyim size. Mesela bir toprağa buğday ekiyorsunuz. Verimliliği arttırmak için de gübre atıyorsunuz. Mesela bir dönüm toprağınız var. Oraya buğday ektiniz. Sonra verimliliği arttırmak için gübre koyuyorsunuz. Şimdi bir kilo gübre koydunuz toprağa. Verimlilik arttı. 2 kilo koyunca biraz buğday mahsulü daha fazla oldu. Ama siz devamlı gübreyi arttırırsanız 2, 3, 4, 5 işte 100 kilo gübre korsanız o toprağa ne olacak ondan sonra o toprakta? Bu sefer toprakta o kadar fazla gübreden dolayı buğdayın tohumları yanacak yani. Buğdayın kökleri yanacak o kadar buğday şeyden sonra. Verimlilik azalacak. Neden? Çünkü orada da sabit olan ne? Bir dönüm toprak. Toprak sabit. Siz devamlı oraya ekleme yapınca önce üretim artıyor ama eklemeye devam ederseniz üretim azalmaya başlıyor. Neden? Çünkü girdi sabit. Halbuki siz gübreyi 100 kiloya çıkardığınızda o bir dönüm toprağı da genişletip 2 dönüm, 3 dönüm, 4 dönüm yapsanız böyle olmayacak. Tamam mı? Dolayısıyla yani sabit tutulduğu için bazı girdiler siz ilave ettikçe o zaman verimlilik azalmaya başlıyor. Şimdi ben bunu pizzacı örneği olarak başlamıştım bu örneğe. Şimdi ben burada yani 8 tane 9 tane işçi çalıştırmaya başladığım vakit bu küçük bir dükkan olduğunu düşünün bu pizzacının. 8 tane 9 tane işçi
birbirlerine çarpacaklar. Zaten alan dar. Yani yürüyecekleri, servis yapacakları alanlar dar. Üstelik bir de hani o kadar fazla insan artık biraz da espri olsun. Aralarında dedikodu yapmaya başlar yani. Verimlilik azalır. Tamam mı? Neyse bu şekilde de bunun sebebini anladık. Yani bu sebepleri de bilmek önemli. Burada yazılmamış ama sebepleri şu anda anlattık. Herhangi bir soru var mı bilmiyorum. Bu şekilde bunları anlattık. Şimdi bir de burada anlatmamız gereken şey şu. Uzun dönem üretim fonksiyonunda ne demiştik uzun dönem için? Q, yani fonksiyonu K ile L'nin fonksiyonuydu. L'nin veya K'nin üzerinde çizgi olmayacak. Yani hepsi değişken. Şimdi uzun dönemi ben bu sunumda fazla detaylı tartışmamışım. Ama sadece şunu tartışmışız. Demişiz ki uzun dönemle alakalı ölçüye göre sabit getiri, ölçüye göre azalan getiri, ölçüye göre artan getiri diye böyle bir şeyler yapmışız. Yani bunu da şöyle yapalım. Bunları sadece bilmeniz bu kısım için yeterli olur diye düşünüyorum bu derste. Hani girdiler iki kat arttığında üretim de iki kat artıyor. Şöyle yapalım isterseniz bir örnek yapalım. Mesela K girdisi olsun, L girdisi olsun. İşte iki tane K olsun, dört tane L olsun. Q de mesela 8 olsun. Tamam mı? Yani iki sermaye, iki birim sermaye, dört birim emek kullanıyoruz ve üretimimizde 8 birim olsun. Şimdi ilk şeye bakalım. İki kat arttığında üretim de iki kat artarsa, misline çıkartırsam iki yerine ne yapacağız burayı? 4, şunu 8 yapacağız. O zaman burası da 16 oldu. Yani şu andaki örneğe göre. O zaman ölçüye göre sabit getiri demek bu. Tamam mı? Önce bunu anlattık. Şimdi şu rakamları sileyim, ikincisine gelsin sıra. Girdileri iki kat arttırdığımızda üretim iki kattan fazla artıyor. Yani şurayı ne yapıyoruz gene? 4 yaptık. Burayı 8 yaptık ama üretim 8'in iki katı 16. Yani 16'dan fazla artıyor. Mesela 20 olduysa burası, o zaman daha az artar diyormuş. Pardon. Önce bunu yapalım. Daha az artıyor. Yani bunun iki katı 16. 16'dan daha az bir rakam seçelim. Mesela 13 olsun. O zaman ölçüye göre azalan olacak bu getirisi. Bir de ölçüye göre artan var. Burada da iki kattan fazla artıyor. Yani 16'dan büyük bir rakam. İşte o zaman da 20 olursa burası iki kattan fazla artıyor. Bu da ölçüye göre artan getiri. Bunu tanımlamaları yaptık. Şimdi rakamlarla da örneğini verdim. Dolayısıyla bu sunumu burada bitirmiş olduk. Tamam mı? Şimdi bunu bitirdik. Saate de bakıyorum. 3:20. Aslında ara verebiliriz. Arayı verelim. Aradan sonra da yeni konumuza geçeceğiz. Ha, geldi. Şimdi üretici kısmını yaptık. Şimdi maliyetlere geleceğiz. Yani aradan sonra döndüğümüzde maliyet konusunu işleyeceğiz. Şimdi saat 3:20 gibi. 15 dakika ara veriyorum. Dolayısıyla 4'e 25 kala görüşmek üzere diyelim.